Herkese merhaba, ben Selman. Bu videoda sizinle Suzuki Vitara'yı inceleyeceğiz. Yanındaki model 4x4 All Grip olan versiyon ve full paket, içerisinde çok fazla donanım var. Hepsini size anlatmaya çalışacağım. İsterseniz şöyle ön bir tasarımdan başlayalım. Vitara'nın alışkın olduğumuz bir tasarım aslında. Daha önceki yıllarda makyaj görmüştür. LED aydınlatmalara sahibiz. Güzel aydınlatma performansları var. Izgarasında da yine burada da böyle bir bazen bu krom kaplama oluyor sanırım bazı modellerde. Böyle bir tasarım detayı söz konusu. Alt tarafta sisler vesaireyi görüyoruz. Çok hızlı şekilde hemen motorunu da size göstermek istiyorum otomobilin. Şurayı açayım. Vitara Türkiye'de sadece hibrit olarak satılıyor ve mild hibrit, yani aslında yarı hibrit diyebiliriz. Burada 1.4 turbo beslemeli motoru görüyoruz. Aynı zamanda 48 volt elektrik motoru var. Bu da özellikle kalkışlarda minik bir destek sağlıyor. Bunun da aslında yaklaşık %20 civarında bir yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor. Ve tüketiminden de hemen bahsedeyim. Yaklaşık 7-8 litre civarlarında hem otoyol hem de şehir içi karışık tüketimde benim deneyimlediğim bir tüketim verisi var. Onun haricinde 129 beygir güce sahip ve 235 Nm torku bulunuyor. Aynı zamanda 6 ileri tam otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Güzel de bir performansı var. Yaklaşık 9 saniyede 0-100 değerine ulaşabiliyor. Şimdi gelin biraz bagajına bakalım. Vitara yaklaşık 360 litre hacme sahip bir bagajı bulunuyor. Hemen şöyle bagajı da açayım. Burada anahtarsız çalıştırma için de bir tuş var bu arada. Kilitledim tabii şu an, açayım. Ve elektrikli bir bagaj kapağı bulunmuyor. Burası dediğim gibi yaklaşık 360 litre hacme sahip. Yatırdığınızda 1119 litre hacme ulaşabiliyor. Koltukları yatırdığınızda 60'a 40 oranında yatıyorlar. Burada bir pandizotumuzu görüyoruz. Alt tarafta lastik tamir kiti var ve yan taraflardaki minik cepler de güzel oluyor. Sağ tarafta aynı zamanda bir aydınlatmamız bulunuyor. Ve bagaj kapağını da hemen şuradaki kola basıp bitirip kapatabiliyorum. Alt tarafta park sensörlerini görüyoruz. Ön tarafta da park sensörü var bu modelde. Ve burada geri görüş kamerası var. Kameranın görüş açısını sevdim. Sadece sağ sol tarafı sanıyorum biraz yüksekte durduğundan dolayı kestirmek çok kolay olmayabiliyor. Burada hibrit işaretinde görüyoruz. Stoplar da bu arada tamamen kırmızı. Bu artık makyajdan sonra böyle oldular. Çok da güzel gözüküyorlar bence. Onun haricinde arka taraftaki camın görüş açısı da gayet güzel. Sileceğimizi görüyoruz ve orada antenimiz var. Vitara'nın burada sol tarafta depo kapağı da var. 47 litre benzin hacmine sahip. Buradan benzin dolduruyoruz. Aynı zamanda burada tavan barlarını da görüyoruz. Bunlar da güzel sağlam tavan barları. Bence bu otomobilde olmazsa olmaz. Çünkü 4x4 bir otomobil. Hobi kullanıcılarının da sıklıkla tercih edeceği bir otomobil. Dolayısıyla buraya güzel bisikletinizi, kayak takımınızı ve benzeri eşyalarınızı sabitleyebilirsiniz. Yine tavan barı da işte port bagajda eklenebilir. Burada tekrardan anahtarsız giriş çalıştırmanın tuşları var. Bu şekilde yapmışlar. Aynı zamanda anahtarla takmak isterseniz bir yuvada bulunuyor. Hemen size anahtarını da göstereyim bu arada. Güzel bir anahtarı var. Tasarımı da ben sevdim. Gerçekten kibar gözüküyor. Hemen şu arka tarafındaki pimi çıkartınca da anahtarın kendisine ulaşabiliyoruz. Kullanımı kolay bir anahtar olmuş. Ve şimdi bir kilitleyeyim arabayı. Kilitlediğimde bu arada aynalar elektronik ama ayarını bulamadım ben sanırım. Direkt katlanmıyorlar. Fakat katlanabilir aynalar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi tekrardan şu tuşa bastığımda açılıyor ve içeriye girebiliyorum. Gelin biraz daha içini göstereyim. Önce bir arka tarafa bakalım. Buradaki yaşam alanı gerçekten çok güzel, çok konforlu. Özellikle baş mesafesi çok iddialı değil bu arada. Çünkü burada cam tavandan kaynaklı biraz yüksek, alçak bir tavan var. Benim boyum 1.70. Bunu da söylemiş olayım. Burada diz mesafesi de gayet güzel benim kullanıma göre. Fakat 1.80'den sonra bu otomobilde arka tarafta seyahat esnasında zorluk yaşanabilir. Onu belirteyim. Güzel bir detay. 4x4 olmasına rağmen buradaki şaft tüneli çok büyük değil. Dolayısıyla hani 3 kişi arka tarafta bu şekilde seyahat edebilir. Şuraya ayak çok fazla koyulmuyor belki ama yine 200-300 km ben burada gidebilirim diye tahmin ediyorum. En azından bu arka taraftaki yükseklik farkı çok fazla değil yan koltuklar arasında. Onun haricinde burada çok büyük, çok güzel şişe koyma yerleri var. 1,5 litrelik şişeyi çok rahat koyarsınız. Aynı zamanda camımız elektrikli. Burada krom kaplı kapı kolumuz var. Aynı zamanda tutacağımız var. Buradan da ışığımız var. Bunu tabii buradan ben kapatamıyorum anladığım kadarıyla. Hah, varmış, çok güzel. Bakın bu şekilde ayarını değiştirebiliyorum bunun da. Onun haricinde buradaki yaşam alanı gayet güzel. Bir kol dayamamız yok. Bunu belki eleştirebiliriz. Isofix bağlantıları var. Bunların olması güzel arka tarafta, her iki koltukta da. Ve çok sevdiğim detaylardan birisi de benim artık favorim. Her videoda bahsediyorum. Cam tavan ve bu otomobilin cam tavanı da epey bir açılıyor. Buradaki çıtayı görmeyin. Bu çıtanın haricinde
Arka taraftaki parça da geriye doğru gidiyor ve böylelikle aslında buradaki %80'i neredeyse tamamen açılabiliyor. İşte büyük ihtimalle o yüzden aslında buradaki tavan yüksekliği biraz alçalmış. Onu belirtmiş olayım. Burada yine böyle ceplerimiz de var. Bu da güzel olmuş. Şimdi isterseniz ön koltuklara geçelim. Vitara'nın sürücü bölümüne geçtiğimizde burada gerçek bir Japon otomobili içi karşılıyor bizi. Bu otomobili böyle özetleyebilirim. İlk detay, bu otomobilde haricen bir aksesuar sanıyorum. Bakın Japon saat var. Japonca daha doğrusu. Çok havalı gözüküyor ve ruhuna bir derinlik katıyor otomobilin. Onun haricinde burada böyle bir malzeme var. Burası sert plastik. Güzel bir tasarım olmuş. Şurada all grip detayı da güzel. Buradaki yumuşak malzeme kullanılmış. Şu alt taraflar artık sert. Kapılar da sert. Buralar da sert malzeme. Onun haricinde direksiyonun ben tasarımını sevdim. Güzel bir direksiyon var ve teknoloji olarak bu otomobil gerçekten çok fazla teknolojiye sahip. Nedir onlar? Şerit takip tam ortalama değil de şeritte tutma özelliği var test ettiğim kadarıyla. Bununla birlikte adaptif cruise control var. Bu da gayet güzel çalışıyor. Bunu da güzel deneyimledim. Ve kulakçıklar var direksiyonun arkasında. Bunlarla vites değişikliğini siz kendiniz de yapabiliyorsunuz. Vites topuzunu da şöyle göstereyim. Burada drive ve en altta da manuel var. Aynı zamanda buradan 4x4 modu ile ilgili snow ve sport şeklinde aynı zamanda kilit de burada bulunuyor. Görüyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir el frenimiz var. El freni güzel bir hissiyata sahip tabii. Araba gitmeden hemen çekeyim. Bununla birlikte burada bir kol dayamamız ileri geri hareket edebiliyor ve şuradan açabiliyoruz. Derinlik olarak güzel bir yarım litrelik şişe sığar buraya. İki tane yarım litre sığdırabiliriz diye tahmin ediyorum. Onun haricinde burada iki tane bardak koyma bölümü var. Bunları çoğu arabada olduğu gibi bu otomobilde de biraz darlar. Dolayısıyla hani ucu ucuna mesela bu termos buraya sığdı. Biraz hatta tam oturmuyor, altına girmiyor ama sağlık olsun diyelim. Onunla birlikte koltuk ısıtma var ön koltuklarda. High ve low olarak iki kademe ayarlayabiliyorsunuz. Burada cüzdan, telefon koyabileceğiniz bir bölüm var. Fakat burası biraz sert plastik olmuş. Buraya bir silikon parça olsaymış olurmuş altında. Onun haricinde burada AUX çıkışı ve USB A var. Onun yanında çakmak soketi de bulunuyor burada da. Onu görüyoruz. Klima tek bölge dijital bir klima. Güzel çalışıyor. Hemen otomobili de şöyle çalıştırayım isterseniz. Güzel de soğutuyor bu arada kliması. Havada sıcakmış. Şöyle bir güzel serinleyelim. Ekranı görüyorsunuz. Bu ekran otomobille ilgili söyleyebileceğim eleştiri anlamında en önemli şey belki de daha iyi bir kaliteye sahip olabilirmiş. Çözünürlüğü güzel fakat kullanılan panel kalitesinden kaynaklı biraz soluk gösteriyor. Veya sistemi çok seri çalışmayabiliyor yer yer. Ama kablosuz Apple CarPlay var. Bunu mesela gerçekten sevdim. Bazı otomobillerde kablolu bulunuyorken bu otomobilde kablosuz olması gerçekten güzel olmuş. Apple CarPlay ve Android Auto var. Onlar da güzel çalışıyorlar. Anahtarsız giriş dedik. Bir de çalıştırma. Az önce zaten motoru çalıştırdım. Onun haricinde sol tarafta yine diğer kumandalarımız var. Burada yine büyük saklama cepleri var gözlerde ve sol tarafta ekstra güvenlik asistanlarını ayarlayabiliyoruz. Çarpışma engelleme var. Arka tarafta radarlar var. Yine geri geri çıkarken mesela araçlar hareket ettiğinde geldiğinde onları size uyarabiliyor. Onun haricinde burada cam tavanı açmak için mekanizmamız var. Hemen cam tavanı da açayım size. Gördüğünüz gibi epey bir açılıyor cam tavan. Bu da sevdiğim bir özelliği oldu. Onun haricinde bu çok güzel bir detay. Aynalı sürücü bölümünde ayna var. Aynı zamanda ışık da var. Fakat bu halojen galiba ışığımız. Burada da gözlük yerimiz var. Epey de büyük ve buradaki kaplama çok güzel olmuş. Mesela gözlüğe kesinlikle zarar vermeyecek yumuş yumuş bir kaplama var. Hafızalı sünger gibi bir malzeme olmuş. O da gerçekten hoşuma gitti. Sanıyorum bahsetmediğim bir şey kalmadı iç tarafta. Epey bir bahsettim. Tabii burayı da göstermeden olmaz. Bir Japon otomobili dediğimizde kocaman bir kitapçık da bizi bekliyor elbette. Bakar mısınız? Sahip kullanım kılavuzu. Kocaman bir şey. Buradan tüm bilgilerine erişebilirsiniz. Bu arada kadranından da bahsetmedim. Kadranda da ortada minik bir dijital ekranımız var. Bu ekranda yakıt tüketimi, menzil gibi vitestir vesaire özellikleri görebiliyorsunuz. Kalanında da analog şekilde hız deviri görebiliyorsunuz. 8.6 litre diyor mesela şu anda. 100 kilometre otoban şehir içi karışık bir tüketim bu. Onu da belirtmiş olayım. İki kişi seyahat ettik bu şekilde sonuç aldık. O zaman şimdi Suzuki Vitara ile bir sürüşe çıkalım. Bakalım yolda nasıl bir performansı var.
Geldik sürüş kısmına. Hemen otomobili bir çalıştıralım. Evet, el frenimizi indirip drive moduna alıp yola çıkabiliriz. Bazen de boşa geçiriyorum yanlışlıkla. Arasında çok ciddi bir fark yok. Arada geçiyor ama alışınca olmaz diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle bir hızlanayım hatta. Biraz tapa gaz yapayım. 60, 80, 100. Evet. Biz tabii ilk kalkışta hızlı bir kalkış yapmadım. 9,5 saniyelik bir 0-100'ü var otomobilin. Güzel bir değer. Özellikle böyle bir SUV için motor hacmi de düşündüğümüzde 1.4 motor hacmine sahip turbolu. Minik bir hibrit desteği de var. Bu hibrit desteğini özellikle yakıt tüketimi konusunda avantaj olarak görüyorsunuz. Şu anda biz mesela otoban hızları şehir içi karışık tüketimde 8.6 litre tüketmişiz. Güzel bir değer. Yalıtım ve yol sesinden biraz bahsetmek istiyorum. Tekerlerden yuvarlanma sesi geliyor bir miktar kabin içerisine. Rüzgarda şu anda 135 km/saat hızla gidiyoruz. Ağ sütunlarından hafif bir rüzgar alıyor elbette. Sonuçta SUV bir otomobilden bahsediyoruz. Hem yerden yüksek hem hacmi biraz daha normal sedanlara kıyasla büyük. Dolayısıyla normal kabul edilebilir bir değer olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Elbette çok sürekli uzun yol odaklı kullananlar için belki bir yerden sonra gürültülü gelmeye başlayabilir. Fakat hem şehir içi hem de uzun yol kullandığınızda iyi bir deneyim sunuyor açıkçası. Bu özellikle cam tavan bölümünden mesela ses gelmiyor. Orada epey hareketli bir bölüm var, ona rağmen oradan da bir ses gelmiyor kesinlikle. Onu da sevdim. Adaptif Cruise Control var. Şeritte tutma özelliği var. Şerit dışına çıktığınızda uyarı veriyor. Adaptifi kullanmak da çok kolay. Hemen şöyle bir kuralım onu. Nasıl yapacağız? Cruise diyelim. Evet. Şu anda kuruldu mesela 145 km/saat hıza ve tutuyor. Şeritten çıkma konusunda ise şeridin sağa soluna hareket ettiriyor. Mesela şu anda bıraktığımda ellerimi hafif bir viraj dönüyoruz. Şimdi mesela uyarıyor. Direksiyonu tut diye uyarı yapıyor. Fakat tam ortasında tutmaya çalışmıyor. Onu belirtmiş olayım. Şimdi şöyle kendim tekrardan kontrolü alayım. Evet, bu şekilde Vitara'nın içi de güzel bir otomobil olmuş. Özellikle Japon meraklılarına, bu Japon otomobillerini seven insanlar için burada da güzel bir deneyim var bence. Özellikle de arazi sürüşü de odaklı istiyorsanız bu cam tavanı açıyorsunuz. Bu arada kliması da çok kuvvetli. Klimasını da çok sevdim. Çok güzel serinletiyor. Hem cam tavanı açıp hem de kısık ayarda klimayı açınca mesela çok keyifli oluyor. Özellikle yazın mesela üstü açık gibi gezebilirsiniz. O yüzden sevdim onu da. Burada da bir kaza olmuş sanırım. Evet. Evet. Kötü bir kaza olmuş. Üzücü. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, kapanışa geçeriz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizinle Suzuki Vitara'yı deneyimledik. Ben gerçekten sevdim. Özellikle arazi sürüşü de yapmak istiyorsanız 4x4 olmasından kaynaklı tercih edebileceğiniz güzel bir otomobil. Yine bir Japon klasiği olmuş bence. Her Japon otomobiline bindiğimde safkan bir Japon bu arada bence bu. Çünkü tam anlamıyla öyle hissettiriyor. Dolayısıyla tercih edebileceğiniz uzun ömürlü, dayanıklı malzemelere sahip bir otomobil. Elbette eleştiri olarak söyleyebileceğimiz birkaç tane şey var. Belki biraz daha taze kana ihtiyacı var. Fakat ilerleyen zamanda onları da görürüz eminim Suzuki tarafında. Bu videoda detaylı şekilde size deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.